1950'lerin ortalarından beri kullanılan bir uçak. Şu ana kadar alternatifleri sunulsa dahi hala kullanımda olan ve işte ilk hidrojen bombasını atan bir uçak olarak da gözde olarak görülen bir uçak. ABD'den Orta Doğu'ya ek askeri güç sağlandı. Pentagon savaş ve B-52 bombardıman uçakları gönderildi. Peki ABD yine bir kırmızı çizgiyi İsrail için yok eder mi? Bugüne kadar yok etti derim. Yani çünkü bugüne kadar baktığımızda Amerika'nın özellikle artık soykırım olduğu konusunda hiç şüphe götürülmeyen bir olayda İsrail'e sonsuz desteğini gördük. Zaten bunları göndermekle kırmızı çizgiyi aştı. Orta Doğu B-52'leri ilk defa nerede gördü? Körfez Savaşı'nda. Saddam'ın askeri üslerini sadece F-16'lar değil B-52 ağır bombardıman uçakları vurdu. Diğer noktada Afganistan'da gördük. Gazze'ye yapılan soykırımda Amerika'nın desteği vardı. O bölgeye Amerikan askerlerinin, 2500 Amerikan askerinin gittiğini hatırlıyoruz. İlk bu 7 Ekim saldırısından sonra. Daha sonra yapay zeka teknolojisiyle insanların, yani robotlar tarafından insanların Gazze'de öldürüldüğünü gördük. Burada da Amerika'nın etkisini olduğunu biliyoruz. Buraya F-22'lerden sonra Kaan Bey, yani dünyanın en üstün savaş avcı uçağından sonra dünyanın en iyi ağır bombardıman uçağının Orta Doğu'ya gelmesi ABD'nin net bir mesajı, İsrail'in güvenliğine bağlıyız diplomatik açıklamasının bir teyidi.